Evet. Hızır Alimantar kanalımıza hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. 19 Mayıs'ta yaptığımız tahıl çoğaltma sunucumuz. Poşetteki hali bu şekilde. Bakın maşallah gelişimini görüyorsunuz. Yani 2 gün önce yaptığımız bir çalışmadır bu. Sonucu bu şekilde. Bu da kavanoz tohum çoğaltma. Bakın üst kısımdan tahılımızı ilave ettik. Kesinlikle karıştırmadık ki karıştırmıyoruz. Bu şekilde üst kısımdan kendisi aramını tamamlayacaktır. Buradaki güzel olan nedir? Dokumuzu güçlü olduğu için 2 gün içerisinde bu şekilde saramını yaptı. Bu da bizim dokumuz, yumurta kartonlarıyla hazırladığımız bez yerin üzerine taşıdığımız dokumuz. Bakın sarımı nasıl. Yani ben size diyorum ya %100 bir çalışmadır bu. Sizler yaparsanız sizler de %100 bu şekilde sonucunuzu elde edeceksiniz. Yok işte ben dışarıda tahıl alıp çuvalta bilir miyim, şöyle yapabilir miyim? Yapmayın kardeşlerim. Sizler dışarıdaki tahılın ne olduğunu biliyor musunuz? Kaç aşamadan geçtiğini, ne şekillerde işlem gördüğünü. Siz şimdi onu çoğaltmaya alacaksınız. Bir sürü zahmete katlanacaksınız. Onu yapmak yerine mantarınızı alıp yumurta kartonlarıyla böyle bez yerinizi hazırladığınız zaman bakın ya o kadar masrafsız ve basit ki yumurta kartonları ve saf su, şeker. Sen bununla böyle bez yerini yapıyorsun. Üzerine dokunu taşıyorsun. Taşıdığın senin dokun %100 gelişiyor orada. Ve sen ne yapıyorsun? Üzerine böyle biraz tahıl ekliyorsun. Tahılın da bir güzel şekilde sardığı zaman ne yapıyorsun? Onu güçlendirerek böyle kendine tohum elde ettiğin zaman kavanozunda olsun veyahut da poşetinde olsun böyle miselini çoğaltıyorsun. Ama buradaki en güzel durum poşetteki miselimiz daha kendini böyle hızlı geliştirmiş yani sarmış. Bakın nerede bakarsanız 3-4 günün içinde bu tamamen kendi sarımını bitirmiş olacak. Yalnız burada bir püf nokta var. Kesinlikle bakın ben hiç kıpırdatmıyorum. Poşetinizi aldığınız alanda kıpırdatmıyorsunuz. Sarımı bitene kadar, yoğurt gibi o poşet kendini sarana kadar asla ve asla karıştırmıyorsunuz. Tekrar diyorum, sarımınız iyice yoğurt gibi kendini saracak. Daha sonra ekim yapacağınız zaman onu alır, karıştırır, ekiminizi yaparsınız. Ya da eğer ekim yapmayacaksanız karıştırırsınız. Daha sonra yine o kendi sarımını yapar. Yani her siz baktınız ki sarımı bitmiş, karıştırdığınızda onu bir nevi tazelemiş olursunuz. Yani bu şekilde soğuk bir yere tohumunuzu aldığınız zaman bir 9 ay gibi bir ayda tohumunuzu kurumuş olursunuz yani tazeliğini. Ama bizim tohumlar nerede baksanız ikinci senesine girecek hala aktifler. Yine de biz böyle diyelim yani 9 ay, 8 ay, 7 ay zaten sizler de yaptığınızda kendiniz bu durumun ne olduğunu kendiniz daha iyi keşfedeceksiniz. Tekrar diyorum, yeni yapacak olan kardeşlerim sakın gidip dışarıdaki tohumu yani tahıl alıp çoğaltma yapmayın. Kendi mantarınızı alın. Hemen dokusundan bu şekilde kendinize tohumunuzu elde edip böyle kavanozda ister olsun ister poşette olsun çoğaltmanızı yapın. Yani buradaki püf nokta her şey güçlü bir tohumdan geçiyor. Zaten güçlü bir tohum elde ettiğiniz zaman hatalı kompost yapsanız da yani odanız şartlarınız çok çok büyük sıkıntılar oluşturmuyorsa yani çok çok havasız değilse
Muhakkak o kompost kendini sarar ve mantarını verir. Biz bu denemeleri çok yaptık. O yüzden odaları patlayan, büyük zararlar yapan, büyük üretim yapan üretici kardeşlerimizin sorunu aslında tohumdur. Birazcık oda şartları olsa da kesinlikle ve kesinlikle tohum. Yani bu kadar basit bir şekilde her şeyi size gösterdik. Siz de artık yeter ya, kendi tohumunuzu kendiniz yapın. Zaten bizim çabamız sizin kendi tohumunuzu yapmanız. Dışarıdaki artık tohumlara bir son verilsin istiyoruz. Sizler de kalkının, bir nefes alın. Çünkü tohumun maliyeti ne kadar yüksek. Siz zaten onu getirip yaptığınız zaman mantar satınca ne kazanacaksınız ki? Yani maliyeti düşürürseniz o zaman kazancınız olacak. Yaptığınız emeğe değecektir. Evet, Allah'ın izniyle Hızır Ali kanalımızdan, yani kendi Hızır Ali'nin kanalından sizlere güzel bir nimeti kendiniz yapma yolunu gösterdik. İnşallah sizler de yaparsınız. Bizler de bu şekilde çok mutlu oluruz. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar.